bu hafta konuğumuz Erol İslamoğlu. Erol Bey uzun yıllardır golf oynuyor. Merhaba Erol Bey. Merhaba. Biraz golf hayatınızdan bahseder misiniz? Golf hayatından bahsetmek öyle 5 dakikada falan olacak iş değil. Çünkü ben bütün hayatım. Ben Türkiye'nin en eski golfçilerinden biriyim. Golfe başladığım yıl 1956. İlk başarım da 1960 yılı. Gençler turnuvasında ikinci olmuştum. Çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 95 yılında Türkiye Golf Federasyonu'nun kurucu üyelerinden biriyim. 21 yıl oraya hizmet verdik. Şimdi artık emekliyim. Sadece golf oynuyorum. Ve milli sporcuyum. 50 yaşında milli oldum. Siz uzun yıllardır golf oynuyorsunuz. Yani hayatınızı nasıl etkiledi golf? Günde kaç saatinizi golfe ayırdınız? Şimdi iş hayatı devam ederken haftada bir gün, iki günde golf ayırdım zaman ama 21 yıl federasyonda çalıştım ama iş hayatında devam ettirdim. Hep basının içindeydim, yayıncılıkla uğraştık. 2017'de artık tam emekliliğe karar verdik. Zaten emekli olmuştum. Şimdi sadece golf oynuyorum. Normal yaşama devam ediyorum. Bir de 50 yaşında milli sporcu oldunuz. Ay yıldızı taşıdınız. Nasıl bir duyguydu? Bize anlatabilir misiniz? O yaştan sonra hiç hayal edebilir miydiniz? Şimdi genç yaşlarda futbol da oynuyordum. 11 yılda futbol oynadım. Genç karmaya da seçilmiştim. O zaman milli olmayı çok arzu etmiştim ama başaramadım. Futbolda başaramadım. Golf'te başardım. Biraz geç geldi ama o beni daha çok teşvik etti. Artık şimdi golfün abiliğini yapıyorum. Gençler böyle iyi golf oynadıkları zaman, arkadaşlarım oynadıkları zaman büyük bir zevk alıyorum. Böyle devam ediyor. Bakalım ne zamana kadar. Peki yeni golfe başlayacak her yaştaki oyuncular için ne söylemek istersiniz? Golf için hiçbir zaman geç değil çünkü. Geç değil tabii. Golfün yaşı yok. Yani gençler de oynuyor. 80 yaşında, 90 yaşında insanlar da oynuyor. Bu spor diğer branşlara hiç benzemiyor. Yani bunun yaşı olmadığı için daha zevkli, daha sportmen bir şey. Benim gençlere tavsiyem bırakmamaları. Yani çocuklarımız, torunlarımız golfe başlıyor. Bir müddet sonra başka branşlara dönüyorlar. Baskete dönüyorlar, futbola dönüyorlar. Halbuki buna devam ettirmek daha güzel bir şey. Golfe devam etsinler. Her şeyi planlı, programlı yapsınlar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Sağ olun. Erol İslamoğlu ile konuştuk. Bu hafta konuğumuz oydu ve bize tecrübelerini aktardı golfle ilgili. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyoruz. Sağ olun.